Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. Evet, Fener'in Bahçesi izleyicileri, sevgili Fenerbahçeliler hoş geldiniz programımıza. Nasılsın Berk? İyiyim abim, sen nasılsın? İyi, çok şükür. Güzel bir galibiyet aldık dün Trabzon karşısında, onu konuşacağız. Arkasından evet. Bu hafta çift maç, çift maçın ilki olan Antalyaspor maçını konuşacağız. Programı böyle akıtacağız, ondan sonra Cuma günü bir program daha yapacağız Antalyaspor maçının arkasından. Kısa bir program olur muhtemelen ama yine bir gün maçı konuşuyoruz, o maçı ve diğer gelişmeleri. Bu sefer ben başlayayım, müsaaden varsa dünle ilgili. Bir tarafta sana atacağım, ben birazcık daha genel konuşacağım. Gerçekten Göztepe maçından sonra hepimiz moral olarak düştük aslında. Yani aslında bir mağlubiyetten çok inancımızı da kaybettik. Çünkü niye? Oyun kötüydü. Fenerbahçe bize her zaman hep söyledik, Fenerbahçe varsa umut vardır. Ki zaten seninle programı geçen hafta böyle kapattık. Bu da doğru çıktı. İşte hafta içi yaşananlar, Caner konusu, işte Erol Hoca gönderilecek, işte yok Damon, İstanbul paylaşımları vesaire vesairenin arkasından bir de çok enteresan bir 11 seçimi. 4 tane oyuncu değiştiriyor Göztepe maçında hoca. İşte Ozan gibi Göztepe'nin en formlu oyuncularından birini kenara alıyor. İşte Atilla'yı sol beke atıyor. Serhan Serdar yapıyor. Pelkas Mesut beraber oynamaya devam ediyor. Gerçekten böyle zor, karmaşık, kaotik bir maça çıktık ama bence oyun muazzamdı. Şunu söylemek istiyorum. Erol Bulut Fenerbahçe'ye hoş geldi. Gerçekten büyük takım hocası. Hani hep diyordum ya ben kafa oraya gitmiyor türlü. Hep hala Alanya'da kafası, Malatya'da kafası. Gerçekten Erol Bulut Fenerbahçe bence dün itibariyle Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Çünkü oynattığı oyun, daha doğrusu oynatmak istediği oyun. Belki oyun tutmayabilir ama tuttu. İlk 30 dakika ve son 20 dakika gerçekten Fenerbahçe çok standart bir futbol oynadı Türkiye Ligi'ne göre ama bence kurulan kadronun oynaması istenen futbol oynadı. Tabii insan sormadan edemiyor. Niye bu oyunu Göztepe maçında oynamadı? Niye bu oyunu Galatasaray maçında oynamadı? Niye bu oyunu geri kalan haftalarda yani geride bıraktığımız 25-26 hafta niye hiç göremedik? Evet. Bunlara da bir sormak istiyorum. Hocaya keşke tanısak sorsak. Evet. Tabii çok acayip. Benim sezon başından beri çok beğendiğim. Millet eleştirirken de benim Pelkas'ın muazzam bir golü ama yani golden önce Mert Hakan'ın da inanılmaz bir şutu var. Pelkas'ın hemen golden önce kaçırdığı var. Gökhan Gönül'ün ön direkt koşusu yapıp kaçırdığı var. Gökhan Gönül de hep seninle konuşuyorduk. Ben diyordum ya artık sahaya atmak lazım. Çünkü liderlik başka bir şey sahanın içinde. Ben dün onu da gördüm ki. Birkaç haber okudum değil mi abi? Evet, bir de birkaç haber okudum. Devre arasında çok ateşli gibi konuşma yapmış takıma. Ya evet. Bu aralar artık biraz oyunculuk yeteneği olarak söylemiyorum ama birazcık Gökhan'ın sahada olması gerekiyor. Hele Caner de yokken. Hani işe isyan eden bir oyuncu. Son dakikada biz tarafımız ama sonuçta bazı şeyleri söylemek lazım. Sonlarda olan penaltı verilebilirdi. Yani Valencia'nın orada bence sorumsuz bir davranışı var. Yani gereksiz bir dirsek kullanıyor. İyi ki olmadı. Çünkü şimdi skor 1-1 vesaire olsa biz bu haftaya bambaşka bir modla girecektik. Doğru. Topu sana atıyorum. Sen neler gördün dünkü maç özelinde? Bu arada sana en son bir şey söyleyeceğim. Zala ilk geldiği zaman sana demiştim ki Varan benzetmesi yapıyorlar. Hani kanat da hani bek de oynayabilir. Hani Varan gibi ağır ama gidip gelir herhalde. Bizi izleyenler onu da hatırlamışlardır. Dün hakikaten dün ben bir Rafael Varane izledim. Sarışın Rafael Varane. Evet çok o konuda doğru. Çünkü zaman zaman üçlü savunmanın işte solunda da oynayabilir. Aynı zamanda dörtlü savunmanın dün gördüğümüz gibi solunda da oynayabilir. Libero mevkisine zaman zaman devşirilebilir. Çok fazla özelliği olan bir oyuncu. Yani ben aslında bu tür oyuncuları şöyle tanımlıyorum. Kaliteli oyuncular birçok mevkide size 10'da 8, 10'da 10 performans verebilir. Kaliteli oyuncu demek her yerde oynaması demek ve iyi bir şekilde verim vermesi demek. Atilla da gerçekten transferinde emeği geçen yöneticilerimize buradan sevgiler, saygılar, futbol aklı kim yapıldıysa bu transferde. Erol Hoca. Onu öğrendim bugün. Erol Hoca demiş ki izlemeyin bile direkt alın demiş. Hani hiç şeysiz. Hani bazı oyuncular dersin ya teknik direktör olarak gidin bunu izleyin. Siz de izleyin demiş. İzlemeye gerek yok. Zala'yı istiyorum demiş. Burada Erol Hoca'ya da bu konuda da yani bu arada ben demin söylemiyordum. Dünkü galibiyet tamamen Erol Bulut'a yazar. Erol Hoca'yı da kendi adıma tebrik ediyorum. Lafını böldüm. Kusura bakma. Sen Atilla dışına neler söyleyeceksin? Maçın teknik analizi ya da yani güzel bir fikri takip yapılmış o transferde. Gerçekten önemliydi. Trabzon maçı özelinde benim biliyorsunuz çıkarttığım Berk Scouting adı altında verilerim var. O şekilde ilk başlamak istiyorum. Atilla maçın adamı çıktı bende. 8.1
Yani burada önemli nokta aslında stoperken yakaladığı değerleri, aksiyon değerlerini sol bekken ikiye katlamasıydı. Bu çok önemli bir istatistik. Fenerbahçe'nin ilerleyen oyunları açısından da bunu değerlendirebiliriz. Gerçekten hani iki tane kilit pası var, dört tane top çalması var ve beş tane ikili mücadeleyi kazanması var. Bunların yanında %85 pas isabeti var. Ya bunlar gerçekten çok önemli veriler ve bir tane yaratılan fırsatı var. Yani bu yaratılan fırsat nedir? Kilit pastan daha farklı asist olabilecek durumlardan önceki verilen paslardır. Yani çok önemli bir istatistiktir bu da. Ondan sonra Pelkas'a geçiyoruz tabii ki. Pelkas Asisti yani. Asisti yapıyor. kesinlikle çok önemli bir veri bence bu ve Atilla sol bek oynayarak bunu gerçekleştiriyor. Yani stoperken de bu tip pasları bu arada var. Maç ortalaması olarak 1 veya 2 yaratılan fırsat ortalaması stoperken de yakalayan bir oyuncu. Sol beke geçtiğinde de bunu yapması gerçekten değerliydi bence. Pelkas golünden ziyade çok vurgulamak istediğim önemli bir kısmı var. Zaten hani Pelkas'ın ofansif orta saha yeteneği konusunda hiçbirimizin şüphesi kalmamıştır. Kendisinin gösterdiği yetenekle birlikte. Ama burada benim öne çıkartmak istediğim şey 8 tane ikili mücadele kazanıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz genelde eğer Fenerbahçe ileride bu pas oyununu devam ettirecekse bu tarz ofansif orta saha oyuncularının bu ikili mücadele kazanma yüzdelerini arttırmaları gerekiyor ki bu oyunun devamlılığı için. Koşan on numara yani. Mücadele eden Kesinlikle on. öyle. Yani günümüz futbolunda zaten hepimiz bir sürü ligleri izliyoruz. Avrupa'dan futbolu takip ediyoruz. Orada da takımların başarısının anahtarlarından biri zaten ofansif orta sahalarının iki tane yol vardır. Mesela Guardiola ikili mücadeleye sokmaktan yana bir futbol oynamaz. Onları daha çok topu koşturtan bir sistem inşa eder. Veya bu oyuncular oynayacaksa hep birlikte ikili mücadeleleri kazanması gereken bir futbol oynatılır. Dün mesela Erol Bulut Trabzon maçı planı hem ikili mücadelelere de kazandıran bir oyun planı ile birlikte bu ofansif orta sahaları kullanması benim çok dikkatimi çekti açıkçası. Bunların yanında gerçekten şöyle bir şey daha var. Yani 3 tane kritik top çalması var Pelkas'ın. Yani Pelkas dediğimiz oyuncudan bahsediyoruz. Belki bunları olsa yani çoğu taraftar izlerken fark etmedi ama bunları ekstra altını çizmek istedim bu istatistiklerin. Bence önemli. Onun dışında Sosa bence maestro geri döndü. Yani Bu inanılmaz oynadı ve fiziksel performansının hep Fenerbahçe'de düştüğünden bahsediyorduk. O devamlılığı sağlayamıyor diyorduk. Dün o da 6 tane ikili mücadele kazandı. Bakın yani Pelkas'tan ziyade Sosa'nın da zaten oynadığı mevki itibariyle kazanması gereken ikili mücadele bir yerde oynuyor, bir mevkide oynuyor. Ama dün özelinde 6 tane ikili mücadele kazanırken 3 tane kilit pas attı ve 2 tane kritik top çalması var Sosa'nın da. Gerçekten bunlar Fenerbahçe'nin ilerleyen pas oyununda önemli etkenler olacaktır diye düşünüyorum. Onun yanında da Mert Hakan ayrı bir parantez açalım. Çok eleştiriliyordu. İlk yarı özellikle ben çok beğendim Mert Hakan'ın ilk yarı performansını. Gerçekten o yani farklı bir rolde oynamak da kolay değil. Sivasspor'da maestro rolünde oynuyordu. 10 numara, 8 numaraya kaydırılan zaman ofansif orta saha rolündeydi. Dün bildiğiniz koşan defansif orta saha rolünü aldı ve box to box oynayabildi. Yani Ozan'dan beklenilen şeyi Mert Hakan son 2 haftadır Ozan'ın formsuzluğundan bahsediyorduk. Onun yerine Mert Hakan tam zamanında bence inisiyatif aldı. Zaten maçın ilerleyen zamanlarında fiziği düştüğü için doğru bir değişiklikle bu arada onu da vurgulamamız lazım. Erol Ben de Bulut. onu söyleyecektim şimdi. Evet, Erol değişik. Hoca herhalde en çok eleştirildiği konu. Yani bu oyuncu değişikliği dün her yaptığı değişiklik maça pozitif etki etti Kesinlikle. Fenerbahçe adına. Ve tam zamanında yapılan değişiklikler Kesinlikle. oldu. Mert Hakan değişikliği de öyleydi. Bunların yanında benim soru işaretim şurada aslında. Atilla sol bek oynarsa var olan stoper tandemlerinde sıkıntı yaşanır mı? Çünkü tekrar oraya Tisserand'ı kaydıracaksınız. Onu şimdi Antalya Spor maçında konuşurken zaten değineceğiz çünkü Serdar Cezalı biliyorsun. Yani yine Evet. orada yine bir defansa değişik bir dörtlü olmak zorunda. Onu Evet. orada konuşuruz. Sana şeyi soracağım. Ben biraz geçen hafta da bahsetmeye çalıştım. Yani Osayi'yi ben biraz daha hala söylüyorum. Yani Osayi 11'e 11 0-0 oyununda ben çok etkisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dün de belki yani Fenerbahçe'de kötü demeyeyim ama performansı çok üst düzey olmayan oyunculardan bir tanesiydi bana göre. Ve Ferdi mesela orada bir oyuncunun neler yapması gerektiği konusunda daha fazla umut verdi bana. Ne diyorsun Ferdi konusunda? Çünkü bence Ferdi de önemli işler yaptı.
O oyuna girdikten sonra. Ferdi oyuna girdikten sonra ondan beklenilen şeyi gerçekleştirdi aslında. Ferdi'nin çok zeki bir oyuncu olduğundan hep bahsediyorduk. Oyunun temposunu belirleyebilen ve maçın gidişatına göre kilit paslar atan, topu kapıp çabuk düşünen ve ona göre golü hazırlayan bir oyuncu olduğundan bahsediyorduk. Dün Pelkas'a o kaptığı toptan sonra hemen o servisi yapması ve Pelkas'ın önünü açık görüp o şut şansı bulup golü yapması gerçekten çok önemliydi Fenerbahçe açısından. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe'de hani ileri hatta şu an sıkıntılar var bitiricilik konusunda. Bu ofansif orta saha rolündeki kanat oyuncuları veya işte Pelkas'la Ferdi'nin verkaçları, buna zaman zaman İrfan Can da eklenecek sonradan diye tahmin ediyorum. Bu tarz oyuncuların verkaçlarıyla ve şut opsiyonlarıyla Fenerbahçe'nin o bitiricilik sorununu çözmesi gerekiyor bazı maçlarda. Trabzon maçı da bence öyle bir maç oldu. Çok önemliydi Ferdi'nin rolü bu maçta. Değil mi? Şimdi oradan tabii ön tarafa geleceğim. Tiam konusu. Dün bir Tiam da pek etkili değildi. Yani yine 10 üstünden 4 oynamadı belki ama hani bir tane de hatta bir kafa vuruşu da var. Net pozisyondu bence. Olmadı. Samat da girdikten sonra sonda bir gol kaçırdı tabii 4'e 2 giderken. Yani orada belki maçın da bitiyor etse sanki maçı bitireyim oynadı. Biraz durdu, durakladı ama kontra yedik arkasına. Yani sanki bu oyun oynanacaksa yani Fenerbahçe'nin dün oynadığı pas oyunu artık Fenerbahçe'nin geçerli oyunu yani. Öyle top bende kalacak. Hani diyorum ya büyük takım hocası olarak hoş geldiler oldu. Hani Evet. biz bu oyunu devam edeceksek sanki Samatta'yı böyle birkaç hafta üstü oynatarak kazanmak. Çünkü bu oyun ona da bence onu da parlatacak bir oyun dün. Yani dün maça mesela Samatta başlasa enteresan işler olabilir diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ne söylemek istersin Samatta konusu? Samatta Tiam. Yani Tiam'ın aslında ben hani bundan önceki haftalarda santrofor dediğimiz şey, forvet dediğim, hani santrofor oynayabilen nadir oyuncu olduğunu düşünüyorum pas oyununda. Çünkü en azından Tiam'ın topu indirme gayesi var ve sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum zaman zaman. Dün etkisiz kaldı. Gerçekten ortalamasının altında bende de çıktı. Yani Evet. 7.0'ın altında çıktı. Özil, Tiam ve Osayi 3 oyuncu diğer arkadaşlarına göre geride kalan 3 isim oldular açıkçası. Onu da vurgulamak lazım. Yani Samatta'da benim gördüğüm şey mental bir problem var. Yani o çok kolay maçı fişini çekeceğimiz pozisyonda ben yani fırsatları yakalayınca değerlendirmesi gereken bir oyuncu Ama olduğunu işte bak düşünüyorum. mental problem zaten aynı yere geleceğim. Şimdi onun için diyorum yani Samatta'yı bizim mesela 3 maç üst 11 oynamadı daha Samatta. Yani özgüveni yok. Yani orada belki o şey yani ya gol atamazsam diye düşünüyor kafasından. Hani ne yapmam gerekiyor şimdi? Adamın çünkü şunu bilmiyor adam. Yani haftaya ben ne olacağım ama oynayan bir forvet olsa ya bilsek ya atsam da kaçırsam da ben bu takımın işte nasıl yazıyoruz? İşte Pelkas'ı oynadığı zaman Gustavo'yu işte ne bileyim stoperleri. Evet. O özgüveni yok. Bence ondan kaçır olmanın son pozisyonu. Burada teknik ekibin vermesi gereken bir karar var. Çünkü mesela Tiam daha az pozisyona giren bir oyuncu maç içinde ama bitiricilik yüzdesi daha yüksek. Samatta ise ligde en fazla pozisyona giren ikinci forvet. Yani oynadığı süre içinde demek ki pozisyonları çekebilen o koşulları var. Doğru koşular yapıyor ki bu fırsatları yakalıyor. Öyle de bakmak lazım. Senin dediğin mantıkta Murat abi, eğer Samat da bu maç oynama pratiğini kazanırsa ve golleri atarsa zaten o doğru koşulları yaptığı için bunları taçlandırma ödüllendirme olasılığı daha yüksek. O yüzden burada bir karar verilmesi gerekiyor. Ama Kesinlikle. herhalde şöyle düşünüyorum. Ben mesela Erol Bulut'un yerinde olsam ben ne yapardım diye sorarsan abi, ben şöyle bir plan yapardım. Mesela bu hafta özelinde Trabzonspor'un rakip analizi yapılmış. Tiam demek ki daha uygun gözükmüş bu oyuna. Şimdi Antalya maçında acaba forvet tipi açısından hangi oyuncu daha uygun olur? Veya Pelkas tekrar merkeze çekilip Özil kanada mı çekilir? Çünkü Pelkas'ı şöyle bir istatistiğini de vermeyi unuttum bu arada. 4 tane başarılı driblingi yaptığı zaman Pelkas'ın ortaya geçtiği o 10 dakika. Çok önemli. Yani 4 tane bütün maç boyunca kanatta o driblingleri yapamadı. Ortaya geçtiği andan itibaren 4 tane başarılı dribling gerçekleştirdi. Ha, zaten ben sezon başında en övdüğüm zaman da söylüyordum. Pelkas hiçbir zaman. Erol Hoca'ya hatta Erol Hoca demişti ki Pelkas bir kanat oyuncusu. Ben de demiştim ki Pelkas 10 numara. Ece, kanada attığın zaman sen Pelkas'ın verimini %40 %50 düşürüyorsun hatta. Evet. Bu senin güzel girdiğin konuya. Mesut'a gelmek istiyorum. Mesut Hı. Özil'e. Ya tabii ki bir senedir maç oynamamanın verdiği o maç eksikliği çok belli oluyor sahada. Dün özelinde de bence pek de
iyi bir oyun göstermedi. Yani mesela bir iki top geldi, doğru kullanamadı, pası yanlış kullandı. Mesut'u birazcık daha idareli kullanmak. Yani sonuçta şu anda yani Mesut'un sözleşmesinde her maç 11 başlar diye bir kural yok. Yani Mesut'u da sonradan kullanabilirsin ki Pelkas'ı 10 numara oynatabildiği ya da belki maç özelinde Mesut'u kanada senin dediğin gibi yani Alman milli kullanabilir bir kanada atabilirsin. En azından ortadaki markajdan kurtarırsın Mesut'u kanada attığın zaman. Evet. Çünkü sonuçta rakiplerde Mesut Özil'i 11'de görürüz ama özel önlem alacaklar her maç. Bu da bir işin gerçeği. Hani benim demek istediğim şu. Sen de diyorsun bak ben bunu bilmiyorum. Değerlerde de düşük çıktı değerler. Yani biraz Mesut'u verimli kullanamıyoruz aslında işin özeti. İkisi bir arada olan oyunu daha iyi oynamamız gerekirken birini etkisiz kullanıyoruz, biri ortaya geçince etkili oluyor. Ya burada ben şundan yanayım aslında. Bir oyuncu gerçekten elimizdeki herhangi bir oyuncu bir mevkide üst düzey işler başarıyorsa isim fark etmeksizin bence o mevkide o oyuncu devam etmeli. Pelkas'ı kastediyorum. Çünkü Pelkas'ı zaten sen kazanmışsın orada ve maçları getiren golleri atıyor sana veya asistleri yapıyor, kilit pasları atıyor. Şimdi Mesut'u kazanmanın iki yolu var. Ya yani işlemeyen bir mevkiye Mesut'un mesela kanat, sol kanat Fenerbahçe'nin vazgeçilmez bir bence sol kanatta veya sağ kanatta. İkisinde de oynayabilir Mesut bu arada. Yani iki şeyinde de oynayabilir. Orada mesela devreye sokabilirsiniz ama işte Mesut'un o fiziksel yeterliliği göremiyorum ben. Orada sıkıntı var bir. Doğru. O yüzden mesela geçen hafta Murat abi Sosa'ya söylediğim şey vardı benim hatırlarsın. Fenerbahçe önde olunca oyunu sonradan oyuna girip idare edebilecek o rolü vermişti mesela Rize Evet. maçında Mustafa'ya. Çok iyi gitmişti. Ama Sosa'yı şöyle sevindirici bir gelişme var. Sosa yavaş yavaş ilk 11 oyuncusu olma yolunda çok büyük bir adım attı Trabzon maçı bence. Yani her maç tabii ki bu performansı devam ettirir mi bilemiyorum. Ama ettirirse Sosa zaten beklediğimiz Sosa Fenerbahçe transfer olma amacı olan Sosa bu Sosa'ydı. Bunu devam ettirirse Mesut'u o role alabiliriz. Yani sonradan oyuna giren o tempoyu Fenerbahçe daha rahatlatan o pas istasyonu olabilen hem kendi de daha rahat olacak hem o fizik kondisyonunu yavaş yavaş kazanacak. Çünkü oyuncuya da çok yükleniyor. Sonuçta bu oyuncu çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir dünya yıldızı ama bence Mesut'un verimli olacağı sene önümüzdeki sene. Yani iyi bir yaz kampı, üzerine sürekli oynama. Yani bu sene aslında Mesut'un her yaptığı artı bu sene özelinde çok ekstra benim için, benim adıma. Çünkü Kesinlikle öyle. bir sene çok önemli bir zaman maç oynamamak adına. Dediğim gibi yani biraz isimden bağımsız 11'ler kurmak lazım. Sosa konusunda ben çok eleştirdim. Ona da işte soruyorum mesela. Hem Mert Hakan hem Sosa. Neredeydiniz bu kadar Evet. haftadır? Yani bazı maç sahada yürüyecek haliniz yoktu. Bırak ikili mücadele kazanmayı, mücadeleye girmiyordunuz. Niye 25 hafta beklediniz? 26 hafta beklediniz? Trabzon maçını beklediniz diye. Kendi kendime soruyorum kafamda. Ama geç kalınmış bir şey yok. 14 tane maç var. 42 puan var. Fikstüre baktığımız zaman bence ideal bir fikstürümüz var. Yani ben Beşiktaş deplasmanı hariç diğer maçların çok bizi yoracağını, yıpratacağını düşünmüyorum kendi adıma. Onları zaten hafta hafta konuşuruz. İlk kez belki çok uzun zaman sonra bir maçta Altay yıldızlaşmadı. Yani çünkü yani iyi oyunumuzu anlatmak için söylüyorum bunu. Ve Hani abi şunu ekleyeyim. Uğurcan yıldızlaştı. Uğurcan gerçekten onu ayrı bir parantez açmak ben de isterim. Gerçekten çok iyi bir kaleci. Zaten yani Türk kalecileri düşündüğünüz zaman çok iyi Türk kaleciler çıkmaya başladı. Evet. Uğurcan biliyoruz. Uğurcan da tesadüfen Trabzon kale. Yani Ünal Karaman, Evet. Onur Kıvrak adı dışı bırakıp Esteban'ı da gönderip üçüncü kaleci olan Uğurcan'ı kaleye koydu. Yani aslında Ünal Hoca'ya da bir teşekkür etmesi gerekiyor Türk futbol camiasının. Yani bunu şunun için söyledim Murat abi. Hani Altay bizde iyi maç çıkarırken hep eleştiriyorduk takımı. Hani bir takımın yıldızı Altay olunca demek ki oyunda sıkıntı var diye. Dün siz eğer Uğurcan'ı maçın yıldızı yapabilen bir oyun oynuyorsanız burada da Fenerbahçe'ye övgü gerekiyor diye Tabii ki. düşünüyorum. Ya ben diyorum ya ilk 30 ve son 20 dakika yani bir 50 dakikalık bir oyun çok üst düzey oyun. Yani bizim Evet. beklediğimiz, görmek istediğimiz, özlediğimiz Fenerbahçe oyunu. Ha geri kalan oyunda diyebilir insanlar neyi beğenmedin? Aslında beğenmediğim bir şey yok. Geri kalan bölümde Trabzon'un istediğine döndü oyun. Yani Trabzon zaten ne yapıyor? Maçlarına bakarsan ilk yarıları 0-0'a kilitliyor bir şekilde. İkinci yarıların başıyla beraber tempo yapmaya başladı. Dün biz golü attığımız döneme kadar ikinci yarıda Trabzon daha iyiydi maçta. Daha iyi gözüken tarafta. Ha, çok mu pozisyonlara girdi. Hayır ama istedikleri oyunu oynadılar. Zaten Abdullah Avcı da söylemiş. Yani beraberliğe bakıyordu maç diyor. Hani bize bakıyordu demiyor maç. Evet. Yani Trabzon aslında sürpriz bir oyun oynamadı. Onu demek istiyor. Ama biz çok iyi oynadık. Biz çok sürpriz bir oyun oynadık. Biz bence de Abdullah Avcı'yı da yanılttık sahada oynadığımız oyunla.
İşte tek temennim şimdi bu oyunun sürekli hale gelmesi. Yani bunu hepimiz hatırlıyoruz. Fenerbahçe'nin çok böyle iyi büyük maç performansları her sene var. Ama arkasından mesela 2-4 maç hiç öyle bir oyunu göremediğimiz yıllar oldu. İnşallah bu öyle bir reaksiyon oyunu değildir bu yani. Yani refleks olarak iyi oynadık, maçı da kazandık. İşte Antalya, Konya ve ondan sonraki maçlarda bunu oynayamazsan dünkü oyunun, iyi oyunun, iyi skorun alınışına hiçbir kıymeti kalmayacak. Benim tek beklentim bu oyunun devamlılığı. Kesinlikle katılıyorum sana Murat abi. Bir de şöyle bir ekleme yapmak lazım. Zaten Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandığında Fenerbahçe'nin tek bir oyun opsiyonu vardı. Nedir bu? Pas oyunu. Zaten Fenerbahçe Trabzonspor'la orta sahaları çarpıştıran mücadele oyunu oynasaydı, yani Flavio'yu, Berat'ı ön plana çıkaracak oyunlar tekrar oynasaydı Fenerbahçe, o zaman dün zaten şansı yoktu. Fenerbahçe ne yaptı? Gustavo'nun o backup'ını bulamadığı için, yani o kadroda o kesiciliğini yansıtacak oyuncuyu bir türlü alternatifini yaratmadığı için başka bir oyun oynama zorunluluğuna geçti. Bu aslında Fenerbahçe'nin hayrına oldu. Yani oradaki o pas istasyonları tamamen Fenerbahçe'nin pas oyununa geçmesini sağladı ve mücadeleye daha yani çok fazla mücadeleye sokan bir oyun yapısı olmadı. Çünkü Fenerbahçe ayağında gerçekten belki de senenin en iyi maçlarından birini oynadı topu tutma Bence anlamında. en iyisi. Uzak ara en iyi Evet. maç oynadı. Yani şöyle, şimdi ben Kayseri maçı diyebilirler ama şimdi Kayseri ligin sonunda zaten hani onu oynayacaksınız ama Trabzon gibi ivmelenmiş, tepeye gelmiş, dün kazansa puan puana gelecek Fenerbahçe'de. İstim üstünde bir takıma karşı ve tam kadro çıkmış bir Trabzon'a karşı bahsediyorum Kesinlikle. bundan. Çok önemli yani. Hem oyun önemli, hem spor önemli, hem de basit bir 3 puan ötesinde olan şeyle tekrar umutlandık. Yani dedik evet ya, bu takım şampiyon zaten var potansiyeli de, bunu sahaya Evet. koyduğum zaman zaten bu oyuna direnebilecek rakibi yok. Yani ben dün hep övdüğüm Beşiktaş oyunu gibi bir oyun gördüm Fenerbahçe'de. İşte büyük takım çıktı, tak 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 oynadı, hükmetti maça. Kaybedebilirdi. Yani Valencia'nın pozisyonu penaltı verilirdi. Maç berabere biterdi. Ben yine geri adım atmazdım. Yine Erol Hoca'ya tebrik ederdim. Yine takımı tebrik ederdim. Böyle oynayın. Hani canımızı inderler ya. Yani öyle derdim. Bu arada tabii penaltı diyorum ama Ekuban'ın da ikinci savun atılmaması da, hani bunu Kesinlikle. kimse konuşmuyor. O pozisyon da var. Yani baktığınız zaman birbirini götürdü aslında. Çünkü eğer bizim dünkü oyunumuza Trabzon 10 kişi kalsaydı erken bir dakikada skor çok farklı yerlerde. Yani Uğurcan yetmezdi o zaman maçın içinde. Murat abi söylediklerin çok önemli çünkü hani ivmelenmiş bir takıma karşı bu performansı göstermek, dediğin gibi Kayseri de gerçi ivmelenmişti. Ama Trabzonspor'un ağırlığı ve Abdullah Avcı ile yaptığı seri bambaşka bir şey vaat etmeye başlamıştı. Bir de ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela Bakasetas, Berat hep benim değerlerde en yüksek çıkan oyunculardı. Dün en düşük değerlerini çıkardıkları maçları oynadılar. Yani burada Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un özel önlemini vurgulamak lazım. Gerçekten iyi önlem almış. Bakasetas'ı da zaten tanıyor. Bence onun da artısı da olabilir bu. O yüzden iyi bir alan savunması yapıldı. Zaten ben maçın başında şunu söylüyordum. Bakasetas gibi oyuncuları şut açısı yaratmamak, vermemek gerekiyor. Şutlarıyla var olan oyuncular. Fenerbahçe'nin adam markajıyla buna önlem alması çok zordu zaten. Alan savunması ve doğru yerlerde yapılan baskılarla buna ancak çare bulabilirdi. Fenerbahçe de öyle yaptı. Kesinlikle kardeşim, katılıyorum. Bu maçı kapatalım. Güzel. Evet. Oyunuyla, skoruyla, sonuyla. Çoğu insanın da sesini kesti Fenerbahçe takımı. Çok dalga geçildi Fenerbahçe ile. Ben hep söylüyorum. Fenerbahçe'yle dalga geçmek kimsenin haddi değil, harcı da değil. İşte Fenerbahçe öyle dalga geçti, Fenerbahçe gelir, al aşağı eder en ciddi rakiplerinden birine. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'yle dalga geçenler dün oynadığımız rakip takım taraftarları değil. Diğer üstüne vazife olmayan insanlar ve takımı tutan taraftarlar ve yorumcular, hatta bazı Fenerbahçeli yorumcular. Yani geçen hafta bazı Fenerbahçeli yorumcular ligi bitirdiler, Erol Bulut'u gönderdiler, oyunculardan kadro dışları yaptılar. Hani Fenerbahçe zaten içeriden darbe yemese gidecek de hep içeriden darbe deniyor. Evet. Ama güzel oldu. Çok güzel yani, çok kritik yerde. Ve önümüzde eski hocamız Ersun Yanal'la oynayacağımız, ki değişmiş bir Ersun Yanal'la oynayacağımız. Hani yılların hücumcu hocası, artık altılı savunma yapan. Herhalde bu Doğru. 30-40 yıl öncesinin, 30-40 yıl öncesine döndü sistem olarak. Ama bence elinde kadrodan ötürü öyle oynuyor. Çünkü Yahoviç'i de kaybedince forvetleri de kalmadı. Yani net Orgil kaldı ellerinde sadece. İşte bir parça da Gökdeniz'i kullanıyor Evet. orada. Zor bir maç olacak kendi adıma. Çünkü ben Başakşehir maçını izledim. Yani Başakşehir orta sahasına geçmedi Antalya. Kendi orta sahasında kaldı. Yani 85-86. dakikada, yanlış hatırlamıyorum, kendi yer alanında pas yapıyordu. Yani sanki bir final oynuyor da maçı almış, zaman geçirmeye çalışıyor gibi.
Yani defansif oyun. Ersun Hoca'nın muhakkak özel bir maçı olacaktır. Ersun Hoca muhakkak iyi bir skor almak isteyecektir. Gönderildiği ya da ayrılmak zorunda kaldığı Fenerbahçe'ye karşı. Sen ne diyeceksin kardeşim Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili? Ya Antalya Spor aslında referans maçı olarak Fenerbahçe'nin rakip analizi olarak kullanabileceği maç Galatasaray maçı. Yani Galatasaray'ı da çok iyi bir şekilde kilitlemişlerdi Antalya Spor ve istediğini almıştı o maçta. Özellikle top rakibindeyken beşli savunmaya geçen bir Antalya Spor var. Ve Altılıyor artık. Altı kişi zaman oluyor. zaman evet zaman zaman 6 kişi de oluyor Murat abi dediğin gibi. Ve oyunlarının en önemli ismi bence Freddy. Bütün oyunu yöneten ve o dinamizmi veren oyuncu. Ersun Yanal'ın ana oyun plan karakterlerinden bir tanesi Freddy. Onun dışında tabii ki Gökdeniz'in o çapraz koşuları, savunma arkasına koşuları bizim sevmediğimiz oyuncu stillerinden biri. Savunmanın. Örnek Halil gibi mesela yaşamıştık bunları. O yüzden oraya çok dikkat etmek lazım. Zaten ben şuna inanıyorum bu maç özelinde. Trabzonspor galibiyetinin bu maça gerçekten olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. O inancı perçinlemek anlamında buradan gelecek 3 puan Fenerbahçe'nin rotasını direkt şampiyonluk olarak belirleyecektir. Maç özelinde tekrar girmek istediğim şey de beklerinin zaman zaman aksaklıkları oluyor Antalyaspor'un. Buralara da biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bir kanat organizasyonu bu maç özelinde inşa etmemiz gerekiyor. Yine pas oyunu oynayacaktır. Rakibi zaten topu Fenerbahçe'ye verecek Antalyaspor çok belli bu. Fenerbahçe'de zaten aslına bakarsanız bir yandan hani şöyle eleştiriler oluyordu Fenerbahçe. Bu tarz takımlara karşı sıkıntı yaşıyor kapanan takımlara karşı ama şu an özellikle Trabzonspor maçından sonraki Fenerbahçe o pas oyununa geçmiş bir Fenerbahçe olunca bu tarz takımlara karşı bence daha iş yapacak bir Fenerbahçe dönüşecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu oyunda kesici kullanmayınca Gustavo da muhtemelen düz koşulara başlamış ama bu maç yine yetişmeyeceğini düşünüyorum ben hani ilk 11 anlamında. Yine aynı oyun sistemiyle devam edecektir Fenerbahçe. Bol pas yapıp doğru alanları yaratıp sonuca gidecektir. Biraz duran topların önemli olacak bir maç bence. Çünkü hakikaten Ersun Yanal çok katı bir savunma yaptı. Evet. Yani, ligin en çok üreten takım Beşiktaş'ı bile kilitlediler o oyunlarıyla. Dediğim gibi Galatasaray'ı da kilitlediler. Ben hani duran top bizim de en iyi olduğumuz konu bence. Yani en iyi olduğumuz konulardan dersi. Duran topun çok etkili olacağını, erken atacağımız bir golün maçı enteresan bir skora götürebileceğini de düşünüyorum. Çünkü Ersun Yanal'ın Antalya Spor'u geri düşmüyor. Yani geri düştüğü zaman ne oynayacağını onlar da bence çok bilmiyorlar. Yani nasıl hücum üretecekler, nasıl gol üretecekler. Çünkü pozisyona da giremiyorlar fazla sayıda. Evet. Onun için bu maçın en Doğru. önemlisi de erken golü bulmak. Onun dışında dediğin gibi Gökdeniz'in o savunma yani biz yüklenirken de arkayı çok boşlamamamız lazım. Çünkü Gökdeniz hakikaten bu senenin flash oyuncularından bir tanesi. Tehlikeli. Yanılmıyorsam Kocaeli Spor'dan aldılar. Yani alt Evet, liglerden doğru. aldılar ama yetenekli bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Büyük takımlara göz kırpan bir oyuncu ki böyle oyuncular biliyorsun böyle maçlarda etkili olmaya çalışırlar ki o takımların radarına tamamen girsinler. Zor olacak ama senin de dediğin gibi Trabzon'dan alan 3 puanı taçlandırmak istiyorsan o puanın daha anlamlanması için bizim Perşembe günü hatta bundan sonra Kadıköy'de zaten bir puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Kesinlikle. Tabii stoper konusu var. Demin de söyledik ilk bölümde Trabzon maçına konuşurken. Serdar Cezalı. Şimdi hoca acaba Atilla'yı sol bekte tutacak mı? Yani oraya Lemos ya da Sadık'tan birini mi koyacak? Ya da Atilla'yı tekrar stopere alıp sol tarafa Novak ya da Caner'den birini mi koyacak? Gökhan'ı oynatacak mı? Çünkü şimdi iki maç var. Perşembe pazartesi. Gökhan'ı bu iki maçın ikisine de başlatır mı ya da birine kenardan mı getirir? Ne düşünüyorsun sen? Senin fikrin ne? Şimdi tabii ki kadroda şimdi Caner bir idari karar olduğunu tahmin ettiğim için taktik anlamında herhalde bir durum değil Caner'in durumu. O yüzden hani Caner'i gerçekten bu maç döner mi dönmez mi bu konu hakkında hani bir fikrim yok. Eğer Caner'in olmadığı bir senaryoyu varsayarsak tekrardan ya büyük ihtimalle stoperlerden yine bir oyuncuyu sahaya alacaktır. Yani bu şey Lemos olabilir tekrardan veya Sadık olabilir. Çünkü Sadık'ı da bu maç üzerinde kadroya da almadı Fenerbahçe. Trabzon'a götürmedi mesela. Belki de bu maça özel Serdar'ın olası bir ceza durumunu düşündüler. Bilemiyorum hani planları. Ben oraya bir stoper çekeceğini Atilla'nın bu sol bek performansını yaptığı için Atilla'nın o şekilde devam edeceğini Yani sol düşünüyorum. bek daha eder diyorsun Atilla'yla. Ben öyle düşünüyorum. Bu maç İşte özelinde de. niye oynadı tabii yani şimdi ama her maçın planı farklı. Caner konusunda da
Artık şampiyonlar görüyoruz. Kimse kırılma küsme lüksü yok. Yani bir konuşurlar kendi aralarında. Sana bir maç işte uzak tuttum kadrodan. Sonuçta bu zaferi yaşamaktan mahrum kaldın. Sahada arkadaşlarınla beraber. Hadi bakalım da diyebilir. Ama bu gidişata bakarsak hakikaten zor yani. Yine ama benim takıldığım nokta yine bizim geri dörtlü yine değişmiş olacak. Yani bir türlü şu geri dörtlüyü düzenli 3-4 maç üstüne oynatamıyoruz. O büyük Maalesef sıkıntı ya defansif sakatı olarak. ya cezalısı eksik olmuyor. Yani Novak da bir türlü o backup'ı yapamadı. O yani alternatif oyuncu olmayı bence başaramadı bir türlü. Fiziki durumu, sakatlığı mı veya başka bir durumu bilmiyorum. Ama hani Novak normal şartlarda sol bekte Novak'ın oynaması bu maç üzerinde daha da iyi olabilirdi dediğin gibi. Çünkü bir de duran toplarda çok etkili olan bir oyuncu Novak. Arka direk koşularıyla 10 gol, 12 gol ortalamasını yakaladı geçen yıl. Yani böyle bir güçten mahrum olmak da aslında Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında herkesi kazanması lazım. Herkesin katkısı çok önemli. Mesela bu hafta Sosa hoş geldin Fenerbahçe oldu. Yani Fenerbahçe yeni transfer olmuş gibi oldu. Her hafta biz eğer bu transfer sayılarımızı arttırırsak diyeyim takım içinden şampiyonluk yarışına daha emin adımlarla yürüyeceğimize ben inanıyorum. Kesin diyorum ya, kimse küsme, kırılma, küstüm oynamıyorum deme lüksü şu an için yok. Çünkü hakikaten böyle kurtuluş savaşı gibi 14 tane maça çıkacağız. Her Evet. maç final. Yani hani derler ya, her maç final. Her maç final. Gerçekten öyle. Özellikle Beşiktaş maçına kadar puan kayıpsız gitmemiz lazım. Lüks, lüks yok. Rakiplerden puan kaybı kovalamamız lazım. Ama bizim işimizi yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ya ben Antalya Spor maçı üzerinde takılacağımı düşünmüyorum kendi adıma. Yani evet, Ersun Yanal iddialı olabilir. Bu maçı hedef koymuş olabilir. İyi savunma yaptırıyor da olabilir. Yaptırıyor. Ama işte bizim savunmada çok silahımız var. Yani nasıl dün Pelkas çıktı, belki Antalya maçında Mesut çıkacak. Bilemiyorum. Belki Osayi başlatmayacak, Valencia'lı bir sistem. O da Belki olabilir. Valencia çıkacak. Ya da belki Osayi. Çünkü şimdi çok kapanan takıma karşı, Antalya gibi çok bloğu da daraltan bir takıma karşı ben Osayi mesela başlamayacağını düşünüyorum. Ya da başlamaması gerektiğini düşünüyorum. O maç özelinde. Bir de tabii bu hafta ikili düşünmek lazım da. Şimdi iki maç önce aslında 180 dakikalık plan yapması gerekiyor Erol için. Kadro tercihinde. Evet. Bu sonra bir seyahat var ve Konya deplasmanı var. Konya'da çok gerçi hoca değiştikten sonra bir parça daha ofansif oynamaya çalışıyor ama takımın geri defansif oynamaya daha yatkın. Yani iki tane az gollü olacak gibi gözüken maç oynayacağız. Ama diyorum ya, artık her maç final maçı. Yani finalleri kazanacaksın. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsan ki ciddi bir şansımız var fikstürlere baktığım zaman. Çünkü niye? Şimdi üç takımın üçünde her maçı kazanma ihtimali yok. Çünkü Beşiktaş Galatasaray maçı var oynayacak olan. Yani biz onu avantajımıza çevirebilmemiz için bizim Beşiktaş'a kadar puan kaybetmeden gitmemiz lazım. Vodafone'a. Yani Vodafone. Malatya ile oynuyor yarın Beşiktaş. O maç öyle çok gözüktüğü gibi kolay bir maç olduğunu ben düşünmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Hocası falan yok Malatya'nın. Sportif direktör çıkıyor takımın başında. Ya öyle takımlarda çok ne bileyim. Ya muhakkak bir direnç koyacaklardır tabii ama. Ya ben tabii zemin çok kötü Malatya'da. Beşiktaş'ın çok hoşuna gitmeyecek o zemin. Şimdi ben Beşiktaş maçını bu hafta izlediğiniz zaman dikkat etmişsinizdir. İnönü'nün zemini halı gibi. Yani Evet. güzel bir zeminde oynandı bu maç. Bu arada Malatya'da Trabzon öyle mi? zemini de çok iyiydi. Yani onu da tebrik etmek lazım Trabzon. Evet. Yani Malatya'da muhtemelen hava da çok sıcak ve soğuktur yani iklim olarak. Zor bir maç Beşiktaş için. Galatasaray Ankaragücü'yle oynuyor. Ankaragücü can alıp can veriyor. Yani düşmeme Çok zor bir bayağı maç. ciddi hissediyor. Yani Ciddi hissediyor Ankaragücü ama için çok zor bir maç olacak o. ya bir de onlar da bence psikolojik olarak kötü bir hafta geçirdiler. Yani alacak kazanacakları maçı hiç olmayan bir pozisyonda bir kırmızı kart görüp bir oyuncunun sorumsuzluğu tamamen. Onlar da bir yerden bir puan alıp bir umutlanmak istiyorlar. Bir şey tutunmak istiyorlar. Nasıl biz dün aldığımız 3 puanla şampiyonluğa tekrar tutunduk, umutlandık. Yani bu hafta da ben beklemiyorum açıkçası. Zorlanırlar ama puan kaybetmezler gibime geliyor. Keşke kaybetseler. Ben Bakalım. kaybı bekliyorsam Malatya Beşiktaş maçından bekliyorum açıkçası. Ankaragücü'nün çünkü direnci çok kırıldı bu aralar. Ben biliyorsun diğer takımlardan hep Ankaragücü'nü ayırırdım alt takımlar Evet. yani mücadelesi veren takımlar arasında oyun olarak ayırırdım yani en azından ama son haftalarda artık o sonucu alamadıkları için onların da Borgen dışında gerçekten hani çok övülen oyuncuları da var mesela Gürcü oyuncuları var. Maç değerleri Robert. çıkmaya başladı Dobeniz'in. 4 maçtır ortada yok mesela. Yani biraz dirençlerinin kırıldığını düşünüyorum Ankaragücü'nün. Şey olmadı belki ya. Hani böyle bir hani hoca değişir, bir takım bir ne bileyim hani bir iki tane sürpriz sonuç olabilir ya da oyun olarak böyle bir ekstra işler de olmadı Hikmet Karaman'ın gelmesinden sonra. Olmadı Hani sanki maalesef. o düzen dediğim düzen
kazanan olma düzeni devam ediyor gibi geliyor bilmiyorum. Tabii ki umudumuz rakiplerimizin puan kaybetmesi doğal İnşallah. olarak, ama İnşallah. ben her zaman ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe kendi göbeğini kendi keser diyorum. Onun için biz kazanalım. Artımız da şu. Biz Perşembe oynuyoruz. Rakiplerimiz bizden önce oynayacak. Belki psikolojik olarak daha da iyi çıkabiliriz. İkisinden bir tanesi puan kaybederse daha da coşkulu bir Fenerbahçe görebiliriz sahada. İşte keşke taraftarlı olsaydı şu maç. Trabzon Keşke. maçı zaten çok, çok, çok acayip olurdu stat. Bu tür durumlar Hacı Murat abi dediğin gibi yani sonradan maça çıkmak bence rakiplerin durumuna göre maça çıkmak yani gerçekten Fenerbahçe'nin taktiksel anlamında da birçok şeyi değiştiriyor. Evet, muhakkak ya bileceksin çünkü yani şimdi iki rakibinde kazandıysa başka bir plan var. Birinden bir puan kaybı onun üstüne geçme ihtimalim var ya da yaklaşma ihtimalim var. Evet. Bakalım inşallah ben dünkü oyunu oynarsak, dünkü inancı koyarsak sahaya bizim kolay kolay bileğimizi bükecek takım olduğunu zannetmiyorum. Hele bu çift maç haftaları, şimdi bir de şunu da konuşmak lazım. Bize biliyorsun bizim kadromuz geniş. Şimdi geniş kadro bu çift maç haftalarında ortaya çıkacak. Avantaj yaratma zamanı geldi şimdi derin kadronun. İnşallah belki İrfan da kadroda olacak deniyor. Yani Olacak. sonradan görmek lazım. Bu konuda olmaz ama belki onu da görürüz bu hafta. İnşallah Cuma günü yine bir galibiyet alıp Perşembe akşamı Cuma'da konuşuruz. İnşallah. Burada geliyoruz programın. Ağzına sağlık bu arada sohbet için kardeşim. Ben de teşekkür Bir ediyorum. kısacık da basketbolla ilgili de izleyenler var, merak edenler var ne söyleyeceğimize. Bir Efes, Anadolu Efes maçı oynadık. Hı. Maalesef çok kötü bir skorla bitti ama ya burada Fenerbahçe eleştirisi yapmadan çok Anadolu Efes konuşmak gerekiyor. Hani ne attılarsa gibi denir basketbolda. Hani tek elle dönerek, fırlatarak yani NBA seviyesinde bir şut ritmi yakaladılar maçta. 106 sayı yedik yani. Euroleague için çok hakikaten ütopik rakamlar. Ama moral bozmamak lazım. Bu takım 10'da 10 yaptıysa tekrardan bir seriye gelebilir. Bu arada futbolda çift maç, Euroleague'de de çift maç haftası bu hafta. Oradaki ya bu hafta devamlı Fenerbahçe izleyeceğiz. En sevdiğimiz şey. Evet. İnşallah orada biraz daha zor işimiz futbola göre. Yani Armani deplasmanı üzerine Azvel deplasmanı. Murat abi İnşallah bir soru soracağım en sana. azından bir tanesini kazanmamız lazım. Bu konuyla ilgili sana bir soru soracağım. Merak ediyorum çünkü. Ben hani senin kadar tabii ki hakim değilim basketbola ama şöyle düşünüyorum. Hani Efes'e karşı acaba Fenerbahçe'nin bir psikolojik eşiği mi kırıldı? Çünkü bu maçlar çok tekrarlanmaya başladı Efes özelinde. Yani Bu sene ilk maçı kazandık biliyorsun. Yani o şöyleydi. Mesela benim için ben öyle düşünüyorum. Obradovic var yine. Evet. Obradovic, Ergin Ataman arasında bir senin dediğin bir psikolojik savaş başlamıştı ve biz son dönemde o psikolojik savaşa giremiyorduk onlarla. Anadolu Efes daha üstün çıkıyordu ama çok oyuncu değişti Fenerbahçe'de. Koç değişti Fenerbahçe'de. Ama bu maç özelinde baktığınız zaman Euroleague'in favorilerinden bir tanesi Anadolu Efes. Bütçe olarak da en tabii ki. yüksek bütçeli takımlardan bir tanesi. Ve senelerdir bir arada oynayan bir takım Efes. Yani biz yeni kadroyuz. Yani bizi üzen farkın çok fazla olması. Çok fazla sayı yememiş olmamız. Yoksa attığımız sayı baktığınız zaman Euroleague'den o sayıları atmak normal. Maç kazandırır ama yemeyeceksin. Ama o Efes'e karşı yani NBA'in de iyi bir takım yerse Efes bu ritimde soksaydı yani onları da yenerdi diye düşünüyorum. Çok acayip hakikaten. Çok gülümlerdi. Ben artık televizyonu kapattım. Dayanamadım çünkü. Yani oradan giriyor, buradan giriyor. Yani dedim ki yeter. Bir yerde duracak mı durmadı. Evet. Ama iki maç var. Bu hafta orası çift maç. Bir tanesini bile kazansak çok artı bizim için. İnşallah o dünyanın en güzel takımı. Onlar kazansın kaybetsin. Önemli değil. O bir yolunda gidiyor. İnşallah onlar da başarılı olur. Muhtemelen Cuma günkü programda onlar da bir maç oynamış olacaklar. Onları da konuşuruz. Tabii. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa kapatıyorum. Kanala abone olsun bizi izleyenler. Programı beğensinler, likelasınlar moda tabirle. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öyleyse var mı lan Fenerbahçe çok yaşa diye. Thank you.